Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videoyla karşınızdayım. Kardeşlerim bugünkü maçımız T1 DRX ama bu maçın ötesinde bir analizimiz var. Bu maçta T1'da Keria Soraka tercih ediyor. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerin LoL oynarken FPS probleminizi çözüyoruz. Arkadaşlar Opera GX'in içinde bulunan GX kontrol ile beraber buradan internet hızınızı sınırlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda RAM kullanımınızı sınırlayabiliyorsunuz. Aynı şeyi CPU içinde yapabiliyorsunuz. Bu da sizin oyun içerisinde arkadan müzik dinlerken bir şeylerle uğraşırken FPS'inizin düşmesini engelliyor ve bence Türkiye'deki en büyük özelliklerden bir tanesi bu. Onun dışında önemli olan bir diğer detay modlar arkadaşlar. Şimdi bu modlar neler? Şimdi ben de gördüğünüz üzere arkada Yasuo modu var. Yani arka planda Yasuo varken bunu yapabiliyorum. Burada bir sürü Jinx, Ashe, işte Mordekaiser vesaire modları var. Ama sizler için en güzeli şu. Mağazaya tıkladığınızda arkadaşlar buraya Search'e direkt LOL yazıyorsunuz. Ve LOL ile alakalı birçok şey çıkıyor. Bakın burada Atrox var, Ahri var. Buradan Show More dediğinizde mesela kaydedip sizler de kullanabilirsiniz. Ben burada Jinx'i kullandım. Eşi Yasuo'yu. Mordayı daha önce denedim. Hoşuma da gitti. Sizlere de öneriyorum. Aynı zamanda bunun arka plan sesi de var. Onu da unutmayın. Mordekaiser'ın. O da önemli. Mordekaiser'ın sesleri de gayet iyi. Kendiniz zaten denersiniz. Görürsünüz. Bir diğer senaryo Discord buradan Discord'unuzu çok rahatça kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda WhatsApp'ta böyle bu şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda arkadaşlar en iyi özelliklerden bir tanesi de yapay zeka şu an Opera GX'in içine işlenmiş durumda. Şuradan istediğiniz AI servisini kullanabilirsiniz. Buradan tıkladığınızda buradan çıkmış oluyor. Yani ayarlar kısmından istediğiniz her şeyi TikTok, Twitter vesaire de ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında ChatGPT, Chatsonic, ChatSonic onları da ekleyebilirsiniz. Biz şimdi arayı deneyeceğiz. Ben az önce sordum Linux Cheres kimdir diye. Şimdi Linux Cheres nasıl bir oyuncudur diye yazalım. Bakalım ne diyecek kardeşimiz. Düzgün bir şey yazar inşallah. Ya buradan her şeyi yapabilirsiniz. Ne diyor? O YouTube kanalında LOL öğrenmenin adresi olarak tanınıyor diyor. Anladın mı? Bak LOL öğrenmenin adresiyiz arkadaşlar. Bunu yani Arya bile söylüyor. Ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim? Opera GX kullanın, kullandırın. FPS'inizi, internetinizi vesairenizi kesinlikle en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Linki bıraktım aşağıya. Soraka'nın oyun içerisindeki güçlü yanlarını, güçsüz yanlarını profesyonel bir arenadayken analiz etmiş olacağız. Onu görelim. Önce bir seçime saklamaya bakalım. Ketlineş Korki yasaklaması gelmiş diyerekten diğer tarafta Rumble, Ezreal, Nikot yasaklamaları. İlk seçimden Kalista, devamında Azir ve Vay tercihleri. Şimdi burada orta koridorda Azir olduğu için V daha da güçlü oluyor. Neden? Çünkü oradaki fiziksel hasar yetenek gücü dengesini kurmuş oluyorsunuz. Bir diğer kısım ne? Burada V Azir'e karşı aslında Renata iyi bir tercih V'ye karşı. Azir'e karşı da Aurelion Sol bu maçın bu serinin ilk maçında Aurelion Sol ile iyi bir iş çıkartmıştı DRX tarafı. Ve burada önemli bir tercih bana sorarsanız Red 3. Yani 3. tercihten Kennen. Şimdi buradaki Kennen zaten Renekton'u da yasakladığı an e, Rumble'da yok. Kenen'in kan yok gibi bir şey. Tabii ki Jayce'ler vesaireler iyi gibi gözükebilir ama Jayce genel oyun mantığında özellikle sol drafta baktığımızda Jayce'in olur yanı yok. O yüzden de Kenen son dönemde özellikle belki böyle devam ederse meta Dünya Şampiyonası'nda da çok göreceğimiz bir şampiyon olacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Draven 4'ten geliyor. Draven'ı görür görmez e orada Zinza artı Kısante ve Renata Kalista koridoruna karşılık. Burada önemli bir detay var. Niko destekli olabilirdi yasaklı. Rakan yok, Senna yok, Eş yok destekler olarak düşün. Hatta Kalis, Ketlin'i bile destek oynar Keriya. Şimdi bunlar niye sıkıntı Renata'ya? Maça geçtiğimizde onu da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada neden Senna, neden Rakan, neden Ketlin, Eş gibi şampiyonlar Renata'ya bir problem. Şimdi Renata'nın ana mantığı Janna gibi düşünün. Janna kendisinden daha uzun menzilli şampiyonları sevmez. Nedeni ne? Janna'nın Q yeteneği mesela ne zaman işe yarar? Rakip üzerine koşarsa o menzilin içine dahil olursa Q'su ile onu sıkıntıya sokabilir. Janna ultisi ile geri ittirebilir. E şimdi sen menzilli bir şampiyonu hatta senden daha uzak menzilli bir şampiyonu geri ittirsen ne olur ki? Adam sana yine vuracak. Şimdi burada Keria'nın oynadı, oynadığı Soraka mantıken düşünün yani Renata'ya karşı iyi. Erken oyunda darlayacak. Çünkü hani Keria'nın oynadığı şampiyon zaten erken oyunda... Hiç fena bir şampiyon değil. Q yeteneğiyle gerçekten çok darlayabiliyor rakibini. Ee, o yüzden de Renata gibi büyücü bir şampiyonu. Ama bak büyücü ama dürtme mesela. Atıyorum Sorak'a. Morgana'ya karşı da iyi. Karma'ya karşı da fena değil. Karma'ya karşı biraz skill matchup da var işin içinde. Derken burada bakın Aurelion Sol direkt olarak darlıyor. Şimdi Karma'ya karşı atıyorum sen sonra kaldığında dürtülüyorsun değil mi mantıken? Tamam dürtülüyorsun. Sen de ne yapıyorsun? Nişancın dürtülürse onun canını doldurabilirsin. Bir tık daha geri oynayabilirsin ki rakibinin yeteneklerini dojladığında Q yeteneğinle sen de o dürtme yeteneğini kullanabiliyorsun. Böyle de bir avantajın söz konusu bakın alt koridorda zaten Draven da var yanında. Bakın of Duyla ne kadar hasar vuruyor kendiniz görüyorsunuz. En son arkadaşlar LCK 2023 3. ayında tercih edilmiş Soraka kaybetmiş bu arada. F4 oynamış eski bir T1 üyesi o da ama Bro'dayken oynamış. 2023'te yani ortalama 1.5 yıldır tercih edilmeyen bir şampiyon. Hatta son dönemde League of Legends'ın ben sevme yanlarım yönlerimden bir tanesi Son dönemde gerçekten çok farklı tercihler görebiliyoruz. Yani Soraka mesela bunlardan bir tanesi. Keria zaten bambaşka bir şey bu konuda. İşte Ornn destekler, işte Sejuani'ler vesaireler. Birçok kez gördük üst koridor nişancılar. Şu an Soraka'nın attığı hasara bakın. Oyunda en fazla hasarı atmış şampiyon. Şimdi diyeceksiniz ki abi Soraka tabii ki iyi vuracak. Ama şöyle düşünün. Kennen Ksante'ye karşı oynuyor. Ona rağmen ondan çok hasar vurmuş. Buradaki e, rakipten bir sıçrayla bir engage beklerim ben ama zinzayı gördüler burada o yüzden bir problem yok. Burada Gumayish de onun üzerine koşuyor zinzanın direkt olarak üzerine atladı zinza ama Orada Soraka'yı öldürmek pek de mümkün gözükmüyor. Ve orada Oner bu Gragas'la da yapılıyor. V ile de yapılıyor. Sen Q'nu az önceki şekilde attığın zaman rakip senin sıçra atıp atmayacağını bilmediği için maalesef ki orada sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Bu tarz şeyleri siz de beyitleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Ama bunu düşük el oda yaparken genelde sıçrınızı direkt atın. Çünkü rakip bunu düşünmez. Sıçra atmaz. Siz de sıçranızı atar. Skorunuzu Alırsınız arkadaşlar burada Oner orta koridora güzel bir hasar vurdu. Neredeyse düşüyordu. Bu Oner'e hiçbir şey kaybettirmeyen bir baskın. Aklınızdan çıkartmayın. Yani aa bakın Oner'e, onere bak yardım ediyor orta koridorunu olarak düşünmeyin. Neden? Çünkü arkadaşlar bu tarz durumlarda Oner zaten üst koridora gidecek. O yüzden de anladın mı? Bu normal bir şey. Yani sen atıyorum bir tane arkadaşın yol üstü bir yer var ya kanka şunu da oraya bırakır mısın dediğin zaman herhangi bir şey kaybetmiş olmuyor adam değil mi? Aynı o mantık. Burada yalnız Renata yeteneğini de kaçırdı. O kitle kontrolü yerse düşer diyecektim ki burada Gumayushi sıçrayıp skor almayı başarıyor. Orada Renata sıçrasını kullanmasa belki de Soraka'dan kitle kontrolü yiyecekti. Ve burada alt koridor eşleşmesinde ne kadar üstün çıktığını görebiliyorsunuz Draven'la Soraka'nın. Bir diğer konuyu sizlere dile getirmek istiyorum. Kalista Renata Belki de bundan bir ay önce alt koridorda en korkulan ikilidir. Kalista alındığı zaman Renata hep karşı almak ister. Bazen Kalista ya, Renata ya da Renata ikisinden biri kesin banlıdır falan. Böyle bir eşleşmede bile zaten Draven güçlü bir alt koridor şampiyonu. Onun yanına desteği de counterladığınız zaman işte bambaşka bir senaryo çıkıyor ortaya. Ben hep bunu söylüyorum. T1 bunu çok iyi kullanabiliyor. Çünkü Keria çok farklı tercihlere gidebiliyor. Siz bu şekilde bir tık kantırlanabilen ya da farklı tercihler yapıldığında sıkıntıya giren şampiyonlar seçtiğiniz zaman Keria sizi cezalandırabiliyor. Bu bence bir destek olarak çok değerli bir şey. Mesela kırmızı tarafsınız. Genelde biz ezberizdir. Kırmızı tarafta üst koridor kantırlanır, karşı tercih yaptırılır gibi bir algı var ki fena da olmaz aslında. Ama şu an alt koridordan mesela rakibin önemli bir gücünü yenmiş oluyorsunuz. Şimdi burada önemli bir detay var onu söyleyeyim. Kennen. Kısante'yi zaten yeniyor değil mi? Normalde Kısante'nin bu maçtaki görevine geriye düşse dahi... Bak o burada bir savaş çıkacak yalnız bir saniye. Oy Renata'dan güzel oyun Asol'den de güzel ulti geldi. Oner çok mu içeride kaldı derken oradan çıkmayı başarıyor. Faker şimdi içeri girdi. Kenan'le beraber orada Zinza'yı öldürmeyi başarıyorlar. Diğer tarafta Renata yakalanmış ama o da oradan çıkmayı başaracak. Burada Faker biraz belki ulti atsa 2-3 skor bile gelebilirdi. Şimdi şundan bahsediyorum. Üst koridorda Kısante'nin görevine oyunda farm olarak geri düştüğünde herhangi bir şekilde takımı iyi durumdaysa yani şöyle aslında Kısante aldığınızda şunu diyorsunuz. Arkadaşlar bana yardım etmeyin. Ben kendi hayatımın çaresine bakarım. Siz diğer yerleri idare edin kazanın. Şimdi senin diğer yerlerin kazanmıyor değil mi? Şimdi senin diğer tarafların kazanmadığı zaman tanklamanın da bir anlamı yok. Değil mi? Mantıken düşündüğünde sen niye tanklarsın? Takımında iyi vuran, hasar vuran rakibin şampiyonları öldüren birisi olduğunda. E şimdi o yok. T1 o olma ihtimalini bitirdi. Kalista ile Renata'yı alt koridorda ezdi. E şimdi Kısante de otomatikmen minyonda geri düşüyor. E şimdi böyle olunca maç open. Demek istediğimi anladınız mı? Siz alt koridorda böyle kantırlanıyorsanız eğer üst koridora bu kadar kaybeden bir koridor veremezsiniz. Üst koridor kaybediyorsa gerekirse ormana güzel bir şey alıp bu alt koridora baskınlar atıp bir şekilde oyuna geri getireceksiniz. Bu oyun böyle oynanmıyor da bunu çok iyi değerlendiriyor şu ana kadar. Evet burada T1 ilk ejderi de alıyor. Erken oyunda güçlü oldukları durumda ejderi de alıyorlar. Bence gayet önemli. Burada Kurçuk'taki savaşı tekrardan izliyoruz. Aslında V'yi çok güzel yakaladılar. Asol'den de fena bir ulti gelmedi ama Oner oradan bir şekilde çıkmayı başarıyor. Zinza burada çok içeride kalıyor ve düşüyor. Baksanıza Keri'ye orada Aurelion Sol'ü darlıyor. Bu arada sonra kadar büyük bir ihtimalle şu an görmedim ama Q yeteneğini fullediğini düşünüyorum. İlk seviyelerde en azından 3 kere Q'ya vermiştir diye düşünüyorum. Q'su biraz fazla vuruyordu gördüğüm kadarıyla çünkü. Eğer koridoru yenmek istiyorsanız Q yeteneğinizi fulllemeniz en azından 3 seviye yapmanız biraz daha önemlidir. Onu da hatırlatalım. Şimdi burada biraz hareket hızına odaklı beyaz çizmeyi almış. Swiftness çizmesini. Bunun sebeplerinden bir tanesi de aslında hem Ksante'nin hem Aurelion Sol'ün aslında yavaşlatma etkileri. Bunlardan biraz daha az etkilenecek Soraka ve çok daha rahat edecek aslında takım savaşlarında ee, yakalanmadan oyunlar oynayabilir Soraka. Baksanıza şu an alt koridorda 87 milyonu ulaşmış bir Draven ve skor da aldı. Yani kanı susamışına çok az kaldı baktığınız zaman. Rakibe baktığımda sadece bir vampirik asa var ve şu an kulenin hani 3 tane plakası bitmiş gitmiş. 4. de yolda. Yani Şimdi böyle bir duruma baktığınız zaman inanılmaz problemli bir maç. Bakın altın farkları ortaya geldi. 1200 altın nişancılar arasında fark var. Daha dakika 9. 1200 altın nişancılar arasındaki farkı bırakın. Destekte 600 altın var. Her şeyi geçtim. Takımındaki en çok kasan oyuncu Kenan. Sante eşleşmesindeki Kenenden bile daha fazla altın kasmış durumda. Ve şu an bir süredir biriktirdiği yükleri daha patlatmış değil. Onları da patlattığında çok daha fazla bir altın farkı olacağından eminiz. Ama fark ettiğiniz üzere T1 alt koridoru o agresifliği biraz dengelemiş durumda. Yani hurra saldıralım yok edelim mantığıyla biraz daha oynamıyorlar. Ormancıların etrafında çünkü değerli bir Draven yük taşıyor değil mi? O yükü rakip takım almak istiyor. Siz de almak istiyorsunuz. Aslı çift yönlü. E şimdi sen o zaman ne diyorsun? Ben alt koridor oynamak istiyorum. E rakip enayi mi? O adam da diyor ki bu Draven'daki bu yükleri almamız lazım diyor. E şimdi iki tarafta bu konuda enayi olmadığı için... O yüzden dikkatli oynayıp kendin için doğru anı yakalaman gerekiyor çok çok değerli. Yani V alt koridora geldiğinde sen zinzanın da her zaman olduğu orada olduğunu düşünerek savaşman gerekiyor. Bunu aklından çıkartmaması lazım t tarafının. Burası bence çok çok önemli. Kurtçuklar 2'ye 1'di. Bu kurtçuklar bence bu maçta çok önemli. Çünkü Kenen gibi, Draven gibi, Azir gibi kulelere de vurabilecek şampiyonları var. O yüzden t alacağı her kurtçuk kesinlikle çok çok değerli. Bunu altını çizmek gerekir. Thanos Samış'ı bitti Draven'ın. Bu saatten sonra yapacağı her takasta 1 üstün çıkıyorsa 3 üstün çıkacak. Sorakayla 3 üstün çıkıyorsa 10 üstün çıkacak. Öyle bir durumda şu an öldürmek imkansıza yakın. Şu an Draven'ın özellikle de sıçrası varken bakın burada Faker kuleye vuruyor ama orada plakayı alamadı. Bence alabilirdi derken son anda büyük büyücü minyonu büyük diyorum. Büyücü minyonun otomatik saldırısıyla almayı başarıyorlar. Bakın burada Kalista'yı da darlıyorlar. Bu arada karşıda da Teddy var. Eski T1 oyuncusu çoğunuz tanıyorsunuzdur zaten tanımayan yoktur derken işte o ödül altını, ödül altını derken Draven üzerindeki yükler böyle bir e, olay yaratmış oluyor. Aurelion sol alt, alt koridora ışınlanın attı ama tabii ki de Faker da onu takip ettiği için. Şimdi bu ışından atan Kısante olsa... Kenan gibi bir şampiyon olsa karşıda falan o zaman sıkıntı ama Aurelion Sol attığı için bunu çok da problem olmuş olmuyor aslında arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım tekrardan. Keriye burada plakayı almak için öne doğru gitti ama istediğine e, kavuşamadı. Burada şifa artı arındır gitti. O biraz sıkıntı ama Asol'ün ışınlanı gitti. Yani alt koridora daha uzun süre yardım gelmeyecek. Hatta alt koridora bir kule altı geliyor. Mu. Kuleyi alıp belki kule altı yapabilirler diyeceğim ama V burada uff. Kalitsa biraz fazla vurdu. Şimdi bu Soraka'nın yediği hasar kötü mesela. Yani burada hasarı Draven'ın yemesi lazım. Soraka can doldurmasa bile Q yeteneğini fullediyse bile Draven'ın üzerinde olan kanossamış bu konuda çok çok değerli. O yüzden o takasları yapıyorsanız özellikle böyle Soraka gibi şampiyon oynuyorsanız siz arkada durup nişancınız önden göndereceksiniz. Zaten her türlü 2'ye bir atar böyle bir güçte gücü varken. O yüzden çok daha rahat edersiniz. Aklınızda bulunsun. Yalnız Kennen çok fena darlıyor şu an. Yani Liandris de bitmiş inanılmaz fazla darlıyor. t 1de herkes de ilk eşyalar bitti. Vile Zinzado da bitti. Aurelion Sol de bitirmiş. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama işte alt koridor tarafındaki o fark biraz ağır kaçıyor diye düşünüyorum. Oner burada ultisini kullanacak mı orta koridora? Emin değilim sıçrası yok aslında. Kullanmak isteyebilir derken kullandı da. Evet burada Aurelion Sol'ü çok güzel bir şekilde yakalayıp öldürüyorlar. İşte sıçrası olmayan oyuncuyu direkt olarak yakalıyorlar. Bak normalde her oyuncu ezber yapmamak bu yüzden önemli. Normalde adamlar şunu der. Draven'a skor vermek istiyor bunlar. Draven oynayacaklar falan diye düşünebilirsin. Ama adamın Draven oynamak gibi bir niyeti yok. Adam Draven'a pozisyon bulamadı. Gitti orta koridorda sıçrası olmayan bir adam var, oraya gitti. Ya yani bunlar işte ezber olmayınca tahmin edilmesi de zor oluyor. Sen oyunun içerisinde her an her yerde her şeyi yapabilecek konumda ol abi. Sonra istediğin yerde oynarsın. O başka bir konu ki Draven alt koridordan tek başına da kuleyi almayı başardı. Bu da inanılmaz büyük bir başarı. Şimdi kuleyi aldı. Bakalım eşyası ne olacak ona dikkat etmek istiyorum. Bir tane tek kılıcı aldı çizmesinde bitirdi yanına. Şu an nişancılar arasındaki farka bakar mısınız? İlk kule tüm plakalar üstüne yükten gelen ekstra altın ve skor altını onun üstüne bir de milyon farkı. Yani daha fazla fark büyük bir ihtimalle açılamaz seviyesinde. Dakika 14 sadece 3 skor varken 6000 altın fark var. Hadi 5.5'te. Yani inanılmaz saçma sapan bir fark var. T1 şu an yani League of Legends nasıl oynanır dersini geçtim. Yani şunu hani üniversitede millet tez olarak bunu okur ya. Anladın mı? Tez olarak bunu verir öğretmen Bu bambaşka bir şey. Vallahi bambaşka bir şey. Abartıyorum farkındayım ama orada kimi yakaladılar lan? Azir yakalamışlar. Kenan'dan ne biçim bu ultiyi? Zeus nasıl bir ulti attı oraya? Yalnız buradan Guma işi skor alırsa ki alacak gibi duruyor. Ultisi var mı diye bakıyorum. Ultisi yok. Burada mevzu kopacak mı? Faker'dan iğrenç bir ulti. Burada Zeus inanılmaz girdi. Ama Zinza arka tarafı o kadar iyi tuttu ki Guma işi falan gidip arkaya hasar vuramadı. Ve burada aslında skor olarak avantaj çıkan Diyarex ama tempo olarak avantaj çıkan kim? T1. Bu ne demek? sizin takım savaşından sonra bulunduğunuz pozisyon çok önemli. Şimdi bu pozisyonu anlatayım. Şimdi T1 tarafı burada olduğu için diğer eksik kazansa da kaybet eşit bile çıkılsa T1 buradan daha avantajlı, avantajlı çıkma ihtimali var. Niye? Çünkü buradan orta koridora dönüp hemen orta koridor kulesine vurabilirler bu bir. İkinci avantaj çıkma ihtimali şu. Mevzu bir bitsin. Arka tarafa Anatolisi çok iyi gelmiş bu arada. Bak şimdi savaş bitti değil mi? Tiva'nın canlarına bakın. Guma işi full can. Yarı can oner. İşte Faker'ın canı az ama hala hayatta. Rakibe baktığımızda hiçbir şekilde canı hani %20'nin üzerinde bir tek kısa var değil mi? Böyle bir senaryoda rakip savaşamaz halde olmuş oluyor. O yüzden de sen koridorlara gidip hala koridorları ittirebiliyorsun. Bu da senin Savaşı kaybetmiş gibi gözüksen de aslında savaşı tam anlamıyla kaybetmediğini göstermiş oluyor. Mevzu aslında bundan ibaret, aklınızda bulunsun. Bazen bir savaşı illa skor almak gerekmiyor. Altın farkları 7400 altın Draven, 5600 altın Kalista. Neredeyse 2000 altınlık bir nişancı farkı var. Diğer koridorlara baktığınızda öyle bir fark yok. Bir diğer konu buradaki Draven'ın daha yükünün gelmeyişi. Burası çok önemli. Çok erken dakikada rakibe harita ödülü açıldı. O yüzden ejderleri, kuleleri Tiva'nın ekstra koruması lazım. Aklınızda olsun. Harita ödülü açıkken yani rakip kule aldığında, ejder aldığında, herhangi bir objektif aldığında ekstra altın gidiyorsa rakibe aklınızda bulunsun. Kule takası vesaire yapmayın abi. Zaten ben şöyle de söyleyeyim. Bu kadar üstünken kule takası da yapmayın direkt. Hani harita ödülü olsun olmasın. Şu an çok başka bir üstünlük var oyunda. O yüzden hiç gerek yok abi. Dümdüz oyununu oynadığın zaman zaten oyun sana doğru gelecektir. Zaten ruhu da alacaksındır. O yüzden hiç dert etmemen gerekiyor. Böyle maçlarda üst koridorun farmda çok önde. Draven gayet iyi durumda. Azir'in zaten güçlenmeye devam ediyor. Tabii ki rakipte de Aurelion Sol var asla hani küçümsenmemesi gereken bir şampiyon. Onu biliyoruz. Ama Aurelion Sol'ün dahil olmasına daha gerçekten baya bir süre var. Nasıl Faker'a bir kabaracaklar mı? Kabarmadılar. Oo Zinzo'ya kafa atacak Faker. Zinza burayı iyi oynadı. Aurelion Sol'den de bu ulti geliyor. Faker'ın sıçrası yok yalnız burada düşebilir. Oner yardıma doğru geliyor. Sorak ultisi geldi. Arka tarafa Zeus ulti kullanmış derken Faker orada kefaret geliyor. Ve burada Zinza düşüyor. Yani Keria'nın hem ultisi hem kefareti gerçekten hayatta tutuyor Faker aslında. Ve burada Zinza düşüyor. Yani bakın Dnx aslında çok çok iyi bir pozisyon buldu. Ama o kadar gerideler ki orada Faker'ı öldüremiyorlar. Ya tabii ki işte Zinzao'da ne olacak daha falan diye düşünen ol vardır. Ama sonuçta biraz daha önde olabilir. Yalnız Kerry'e burada bir anda düşecekti derken oradan çıkmayı başarıyor. Ultiyi kullandı şimdi. Ultiye düşebilirdi bu arada. Anlayı <laughs> düşebilirdi. Dakika 18.30. 200 milyona ulaşan bir Guma işi de mevcut. Şu an acaba yükü falan kaç çok merak ediyorum ben o yük falan geldiğinde neler olacak? Kaç altın kazanacak? Çok merak konusu. Ebedi kılıç bitti. Draven ve tekrar söylüyorum, sadece bir skorla. Normalde Draven'larda çok daha fazla skor görüyoruz. Ama şu an sadece bir skorla bunu yaptığına göre ya tabii ki plaka çok aldı, kule çok aldı ama ben çok 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 merak ediyorum pasiften gelecek altını. Bir kule daha alınmış oldu ve ilk kulelerin hepsini T1 alıyor. Şu andan itibaren özellikle ikinci koleler alındıktan sonra oyunlar genelde yavaşlar. Nasıl yavaşlar? Kazanan takım yapacak bir şeyi bulmakta zorlanır. Neden? Çünkü baron alamıyorsunuz. Baron alamıyorsunuz. Neden? Çünkü genelde işte rakip oraya bir gelir. Baron işte sizin canınızı azaltır vesaire. Baronda savaşmak sizi kötü pozisyona sokabilir vesaire vesaire. Baronda savaşmak her zaman için aslında kötüdür değil mi? Baronu başlayan takım için. O yüzden baronu yapamayabilirsin. Baron alacak şampiyonların da olmayabilir. Hani o an şampiyonların çok uygun değildir. Şu an uygun ama uygun olmayabilir. Şimdi böyle bir durum olduğu için arkadaşlar sizin rakip ormana salça olmanız lazım. Ve mesela atıyorum ikinci kuleleri aldıktan sonra salça olacağın orman farklıdır. İşte ilk kuleyi aldığında salça olacağın orman farklıdır gibi düşünebilirsin. Mesela orta koridor ikinci kulesini almadan kurtları kolay kolay alamazsın mesela. Ha, alamazsın değil alırsın ama daha zor. Anladın mı? Mesela Gromp'u ilk kuleden sonra daha kolay alırsın. Mesela anladın mı? O mantıkta hareket etmeniz lazım. İlk kuleyi aldığı zaman Grom'pa gittiğin zaman rakip seni kovalayamaz. Üst koridora doğru kaçarsın mesela. Hani yine almak zor. Kolay değil. Ama biraz daha zor. Aklınızda bulunmuş olsun. Şimdi V de çok önde. Şimdi sürekli çünkü Kalista veya işte Aurelion Sol veya Kalista diyorum. Kısante oyun içerisinde geriye düştükleri için orman kamplarını alıyorlar. Oyununa dahil olmak için veya işte karşı nişancıyla bir şekilde eşit işte götürmek için. Böyle bir senaryo olduğu için de V ormanını almaya devam ederken Zinza'nın ormanını kendi takımı alıyor. Kendi takıma eşit gibi götürse de Zinza oyun içerisinde geriye düşmüş oluyor. Tabii ki burada Zinza'nın oyunda geri düşmesi Kalista'nın düşmesindense çok daha iyi bir senaryo. Ama bu tarz durumlarda genelde ormancıların düşmesinin bir sebebi de bu. Tüm sebebi bu demiyorum. Bir sebebi de bu diyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi mesela Soraka'dan bahsedelim. Soraka ne yaptı bu maçta? Koridorunu kazandırdı değil mi? Draven'ın da tabii ki payı var. Yok değil. Adam bir şeyler yapsın zaten. Ama Soraka koridorunu kazandırdı. A amaca ulaşıldı. Bir. İkinci senaryo şu an takım savaşlarında kefareti var. Herhangi bir şekilde daha yeni Aurelion Sol ağır yere almış. İşte ultisi var. Şifası var. Ee, sürekli cam basacak. Silence'ı var. Herhangi bir şekilde Aurelion Sol'ü bozabilir vesaire. Bunlar olduğu için de aslında Soraka Dakikalar ilerledikçe de güçsüzleşen bir şampiyon asla değil. Burada engage yani savaş başlatma mekaniği aslında biraz zayıf t Ama oradaki V şampiyonu buradaki o senaryonun hepsini bitirmiş oluyor. Yani aslında t istediği her saniye savaşabilecek bir konumda. Kennen'in arka tarafa attığı bir ışınlan, V'nin attığı ulti, Azir'in o savaşa ultisiyle dahil oluşu, Kenen'le Azir second engage dediğimiz ikinci engage yani Eken geç kenense olmaz ama V'nin engage attığı, savaş başlattığı, kaos yarattığı bir ortamda Azirle Kennen işi bitirecek hamleleri yapabilir. Bunlar önemli şeyler. Burada V şampiyonu olmasaydı eğer sonra kalacaklarını ben çok sanmıyorum, açıkçası. Onu söyleyeyim yani hiç savaş başlatma mekaniği olmadan genelde takımlar kompozisyon kurmuyor arkadaşlar. Sol tarafta mesela kısmi anlamda öyle bir kompozisyon var. Ama o yüzden de zaten draftlarına biz kötü diyoruz mantıken. E, ee, burada Draven yakalandı. Kenan orada Draven'ın atmasını bekliyor. Draven'a yalnız bitkinlik de geldi. Kusant öldürecek lan neredeyse. Bu ne? Ohoho! Kaç altın gitti lan? Oğlum altın gözükmüyor. Bir dakika. Valla ben göremedim. Gördüyse özgür falan yazar. Rakip burada Baron'a girdi. 2500 altın oldu ama cebinde. Onu gördüm ben. Bir ışından geldi Kenen'den. Yalnız bu DRX için hiç iyi bir haber değil. Zinza öldü. Zinza'nın ölüsü ölüşü demek. Burada Tivan'a bedava bir Baron yazıyor. Burada DRX tarafı resmen hani abi biz zaten kaybettik. En azından bir bu Baron'u yapmayı deneyelim. Hızlı da Baron'umuz var. Aurelion Sol'ümüz var. Kalista'mız var gibisinden düşündüler ama Maalesef istedikleri olmadı. Ben bir geri alıp şu pozisyona tekrar bakacağım. Kaç altın kazanmış diye. Acaba ben mi göremiyorum? Tekrar bakacağım. Yok abi. Niye öyle? Peki orada ilk altını gösteriyorlar mı? Ha 1336 altını var. 2500 altını oluyor arkadaşlar. Yani 1200 altın geliyor gibi düşünebilirsiniz. Shutdown'u olmayan bir oyuncudan yani ortalama 900 altın falan kazanmış oluyor. Ekstra çok acayip bir altın seviyesi. Ya 1200 altın shutdown'u herhangi bir şeyi ekstra altın vermeyen bir oyuncuyu öldürdüğünde gelen altın acayip saçma bir tutar. E zaten oyunun başında da geldi yani büyük ihtimal Draven pasiften 1200-1300 altın kadar kazanmış oldu absürt bir seviye zaten üste döndüğünde göreceksiniz arkadaşlar ekstra altın burada baron da geldi oradan da altın geliyor kuleyi aldılar oradan altın geldi şimdi orta koridor e, inhibitör kulesine de vuruyorlar buradan da gelirse yani şu an büyük bir ihtimalle bombardıman almak isteyecektir bombardıman bitip üzerine de bir tane daha böyle yarım eşyayı alacak bir seviyede Draven Bakalım ne alacak. Bombardıman kesin bitti. Hatta üstüne tam eşya alır mı? Merak ediyorum açıkçası. Burada pozisyonu tekrardan izletiyorlar bize. Yalnız Kısanten'in de saçmalığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani adam ne kadar girdi? Bitkinlik atıyor. Ona da arındırma suyu aslında. Bitkinliği de yok. Ya yani burada Kenen olmasa Kısante hatta belki sıçrını atmasa direkt ölecekti Draven. İşte bu da Kısante'nin harbiden saçma yönlerinden bir tanesi. Yanında birisi daha olsa böyle şans falan. Belki orayı kazanacaklar. Aurelion Sol ne ulti atmış lan arka tarafa. Çok iyi ulti atmış vallahi. Kalista da burada almayı denemiş ama o da olmamış. Yani diğer aslında burada bence Baron'la kötü bir deneme yapmıyorlar. Harbiden kötü deneme yapmıyorlar. Dominik bitti arkadaşlar. Üstse döndüğünde zaten coşkusu vardı. Dominik'i direkt olarak bitirdi. Yani <laughs> şu an Kalista ile Draven'a şöyle bir bakın sadece. Şimdi Kalista 2'ye eşya olarak gözüküyor ama Orada Draven'da bir tane ebedi kılıç var. O altın olarak çok pahalı bir eşya biliyorsunuz diğer eşyalara göre. Coşkusu var orada. Coşku da fena bir eşya değil derken işte bahsettiğimiz engage'ler direkt olarak geldi. Orada Zinza tek yedi resmen. Faker içeriye attı. Dönüp Renata'ya bir otomatik saldırı. Kısante'yi yakalamaya çalışıyorlar ama Kısante orada yakalanmayacak. Faker'dan bir ışından geldi Kalista'yı yakalamak adına. Veya alt koridor pardon Kalista yakalamak değil asıl amaç alt koridor minyonlarını korumak. Kalista burada minyonları temizlemesin diye Faker ışığından attı büyük bir ihtimalle. Ve T1 oyunda 16.000 altına ulaşan bir fark açmış durumda 26 dakikada. 16.000 altın yani gerçekten son dönemde görmedim. Bak 10.000 altın 12.000 altınlar vesaireler gördüm ama 16.000 altın harbiden görmedim. Gördüysem de hatırlamıyorum. Siz gördüyseniz bana hatırlatırsınız. İnanılmaz büyük bir seviye bu. Şimdi burada Nexus'a vuruyorlar. Ve Guma işi burada oyunu bitirmeyi başarıyor. Ivan'ın kurduğu kompozisyon üst koridoru ilk üç tercihten kendini alıp üst koridoru kazanmayı garanti altına alıyorlar. 4'ten Draven'ı çekiyorlar. Son tercihe destek şampiyonunu bırakıp tüm şampiyonları görüp ona göre tercih yapıyorlar. Rakipte bir savaş başlatıcı mekanik de yok. O yüzden de Soraka ekstra 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 güçlü oluyor. Renata'ya karşı aldığı için de ekstra güçlenmiş oluyor yani T1'dan yine Keria'dan diyelim absürt bir tercih ve inanılmaz bir kullanım gördük. Tabii ki diğer oyuncuların hakkı yenmez ama alt koridordan ve üst koridordan kurulan baskı etrafında yani bana sorarsanız Oner'le Faker bir evin aldı ama tabii ki onlara iş düşseydi onlar da işini her türlü yapardı. İş düşmedi ki adamlara diğerleri zaten maçı kazandırmayı başardı. Bugünlük bizden bu kadar sizleri çok seviyorum. Varsa sizin de abi bak şu, şu ligde şöyle bir şampiyon alındı şöyle bir şey yapabilirsin falan diyorsanız yorumlara yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın T1 tam gaz devam ediyor. Ben ne kadar bu gaz devam etsin çünkü Ağustos 9'da Kore'deyiz ve T1 maçına gideceğiz. Orada da gittiğimiz maçta kaybederse çok üzülürüm. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.